Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Subaru'muzun kışlık bakımlarından biri olan antifrizini yenileyeceğiz. Zaten içinde antifriz vardı ama ben çok güvenmiyorum biliyorsunuz. Çok hani tertemiz olmasını istiyorum. O yüzden hem yedek deposunu temizleyeceğiz. İçine çamur tortusu oluşmuş böyle. Of, yani yosun gibi bir şeyler oluşmuş. Hem onu temizleyeceğiz hem de motor suyunu tamamen boşaltacağız. Yerine temiz suyu koyacağız. Yine de antifriz koyacağız. Çok temiz bir motor su bloğumuz oluşacak. O sıkıntıdan da hem güzel soğutmuş olacak araç kendini hem de kışın falan ısınmada sıkıntı yaşamayacağız. Videomuzda ne yapacağız arkadaşlar? Daha önceki videomda, trigger'ı değiştirdiğim videomda biliyorsunuz su tamamen boşalmıştır radyatörü söktüğümüz için. Sürekli suyunu değiştirdim. Boşalttım, değiştirdim. Gün aşırı bu şekilde yapacaksınız. Yerine temiz su koyacaksınız. Antifriz falan değil. Temiz su. Klor su. Arıtılmış sulardan, bu içtiğimiz sulardan koyacaksınız. Yani boşa gidecek ama motorumuza git. Böyle 2-3 gün aralarda bu suyla temizlemiş olacaksınız motorun için. Yani motorun için tamamen temiz su dolmuş olacak. Hem çamur tortularında biraz sökmüş olacak bu su ısındığı için. Yedek su deposundan nasıl temizleyecek? Yedek su deposunun içerisinde biliyorsunuz çamur tortusu oluşuyor. Daha önce Mitsubishi Lancer'ın suyunu değiştirirken orada anlatmıştım. Yukarı bir yere videosunu koyayım. Mitsubishi falan olanlar oradan devam etsin. Hem o videomuzda izlenmiş olur. Hem daha nasıl diyeyim, görsel olur Mitsubishi için. Subaru'dan izleyecek de buradan devam edebilir. Diğer araçlar için de mantığı aynı ama içerisine taş koyacağız o yedek su deposunun içine. Küçük küçük taşlar koyacağız. Bayağı bir avuç falan. Onu böyle çok çalkaladığınızda o çamur tortularına tamamen söküyor. İçine biraz da tabii yağ çöz falan katabilirsiniz. Böyle ilaç falan da katabilirsiniz. Daha düzgün. Onun için de tamamen temizleyeceğiz. Motor suyunu boşaltmıştık zaten. Bir daha boşaltacağız. Sonra yerine temiz su koyup bir tur daha çalıştıracağız arabayı. Hani o turdaki kastım çalıştırmaktaki fan açana kadar çalıştıracağız. Fan, çünkü motor suyu ısındığında ne onun adı? Bu suyu döndüren zımbırtı var. Onu unuttum şimdi. O devreye giriyor ve suyu şeye gönderiyor, radyatöre gönderiyor. Radyatörde soğutmak için çalışıyor. Yani motor suyu değişmiş oluyor radyatördekiyle. Bir tur daha boşaltacağız ondan sonra. Sonra tıpasını kapatıp antifrizin yerine dolduracağız. Yedek su deposumuzu temizlemiştik zaten. Onu da yerine takacağız. Yedek su deposunun içine su dökeceğiz. Motorun içine, radyatörün içine alabildiği kadar antifriz, yani ben 3 litre aldım toplamda. 3 litre antifrizi dökeceğiz motorun içine. Kalanına temiz suyu dolduracağız. Ve işlemimizi tamamlayacağız. Motor suyumuzda da sıkıntısı olacak. Antifrizi değiştirdikten sonra kanayda bir baktırmayı unutmayın. Onun işte derece testleri oluyor. Onu yaptırmayı unutmayın. Çünkü hani bazı kötü antifriz falan alabilirsiniz. Yani antifriz özellikle söylüyorum, kötü almayın. Yani 5-10 lira fazla verin, antifrizin iyisini alın. Çünkü kışın soğuğa gerçekten antifriz önemli. Yağ gibi değil. Hani yağ da önemli ama yağın bir sürü markaları var. Hepsi de iyi yani, belli bir seviyede. Ama antifriz öyle değil. Piyasada çok böyle sahte antifrizler geziyor. O yüzden arkadaşlar antifrize dikkat edin. Kaliteli güzel bir marka alın. Dediğim gibi de yaparsanız motor boyu hem güzel soğur hem de kışın içeride üşümeyiz, yani çabuk ısınmamızı sağlar. Isınıp soğutma çabuk olur. Videomuza geçebiliriz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Video beğeni atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Özellikle ben söylememişim hiçbir videomda. Videoları paylaşmayı unutmayın özellikle. Güne kadar paylaşırsak o kadar çok yeni abonemiz katılır aramıza. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçebiliriz. Into this house we're born. Şimdi bu arkadaşlar Subaru için anlatıyorum. Motorun önden bakınca sol tarafında radyatörün. Şurada umarım görünüyor. Şurada bir tane bana olacak. Onu motor yönünde çevirerek açıyorsunuz. Biraz ilk baş sıkıdır. Oh işte. Şeyle falan açın. En keskiyle falan açın. Biliyorsunuz orada motor suyu dökülüyor. Oradan çıkan tıpa da bu. Yani daha kolay boşalması için hortumu da çıkarabilirsiniz sağ taraftaki. Yani bu sizin için daha kolay olur bence. Yani çok bir şey almayanlar için. Oradan yavaş yavaş boşalıyor zaten. Kapağı da açarsanız bu türden daha çok boşalacaktır. Kapağı açınca görüyorsunuz hava aldı ve yani zaten ben antifrizi boşalttığım için görüyorsunuz komple su. Hiç antifriz yok yani. Böyle olması daha iyi. Yani değiştirmeden önce. Tamamen boşalmasını bekliyorsunuz. Su boşalırken yedek deponun içinde, yedek depoyu da sökelim, yedek deponun içerisinde.
yapıyorsunuz demek ki. Yani aslında bunun adı yedek depo değil, tahliye deposudur. Ama zaten çekici geliyor. Şöyle. İçindekiler torpil görebilirsiniz. Şunlar temizlenecek. Yani daha fenaydı ama ben o geçen şeyde biraz temizledim. Bunun içi bayağı kirli. Dediğim gibi daha önce temizlemiştim biraz. Bunları da tamamen temizleyeceğiz. Bunu da nasıl yapacağız işte? İçine ufak ufak taşlardan koyacağız. Bunlar böyle sağa sola çarpıyor çalkaladığınızda. O tortular söküyor. Hiçbir sıkıntı yapmaz. İçini zaten yeni temizleyeceğiz yani. Biraz daha atalım. Şimdi biraz böyle köpüklü su koyabilirsiniz, piril falan. Motoru yıkamıştım. Şekilde şimdi doldurduk. Kapağı kapatıyorsunuz. Süreli de elinizle kapatıp bir bıçak alıyorum böyle. Biraz boşaltmakta fayda var. İçli suyu görüyorsunuz. Bu işlemi hiç tamamen temizlenene kadar yapın. Bakalım ne durumda. Yani şunlar hiçbirinin içine poğaça gibi bir şey sokmamız lazım. Biraz da uğraşacağım. Muhtemelen temizlenir. Çıkmazsa fırçayla mesela içini temizleyebilirsiniz. Parmağınızı kirli yere kadar bulur.
Bunların temizlenmesi lazım. İşlem tamam. Gördüğünüz gibi bayağı temiz oldu yani eskisine göre. Şunlar kaldı ama onlar da çok önemli değil. Ufak tefek kalıyor, çıkmıyor. İçine porsuz döktüm. Porsuz da bayağı bir aldı. Şöyle dışında temizledim. Temiz oldu. Yerine takalım bunu. Çok basit zaten. Şu aşağıda bir deliği var. Şurada. Doğru. Denk geliyor. Kaya takmayı unutmuyoruz antifriz dökmeden önce. Tamam, boşaldığına da emin olun. Yeterli. Benim kullanacağım antifrizler bunlar. Bak şurada yazıyor her şey. %100 antifriz döktüğünüz zaman -56'ya kadar. %75 antifriz, %25 su döktüğünüz zaman -28'e kadar. %50 su, %50 saf su döktüğünüzde dökersiniz -18'e kadar. %25 antifriz, %75 yaparsanız -9'a kadar. Yani bulunduğum bölge en fazla eksi 6-7 oluyor. Yani 150-150 yapmam gerekiyor. %100 de yapabilirsiniz ama yani sevmemişsiniz hiç. O kadar eksi 70, eksi 56 yenecek donma noktası yok şu an Türkiye'de. Durum bu. Bunlar dediğim gibi anlanmalı. Yani antifrize kaliteli dökmeye çalışın. Antifriz önemli. İlkinden dökmeye başlayalım. Bu bizim aracımıza göre olan turuncu, kırmızı, pembe nasıl görürseniz yani şuradan pembe görürsünüz. Böyle turuncu dökerken kırmızı filan organik olması gerekiyor. Antifriz seçimlerinde nasıl yaparız? Şu bölgeye bırakıyorum, tam şuradan çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz. Dışına çok çıkmadan. Damlasını bile sarf etmiyoruz. Antifriz tamam. Şimdi evde bizim atıcımız var. Ondan bir 5 litre su atıp geleceğim. Riders on the storm. Arpamın suyu getirdim. Siz satın da alabilirsiniz. Direkt saf su da alabilirsiniz. Bu daha güzel olur tabii ki. Bunu ben yukarıda kendi evde atıcımız var. Onu arattım. Bunu da dökeceğiz şimdi.
aslında şuraya kadar falan doluydu. 4 yani 4,5 litre falan mı olur? 4,5 litre falan doluydu. Yarısını aldı. Ne olur o da? 2 litre falan da bu aldı. 3 litre biz döktük. 5 litre falan da. Bir de dediğimizi döküyor. Çok fazla bir su almıyor zaten. Her şey tamam. Şimdi aracı çalıştırıp fanaşmasını bekleyeceğiz. Biraz su eksilir. O eksilen suyu da tamamlayacağız. Yani yarı yarıya falan olmuş olacak yani. Üşüttü üşüttü. 150-150 olmuş olacak. Şimdi aracı bir çalıştıralım. Fanaşmasını bekleyelim. Unutmadan söyleyeyim, çalıştırmadan önce şu kapağı kapatmayın. Açık kalsın. Çünkü havasını buradan kendi atacak. Yani oraya öyle uğraşmasın. İşlemi tamamladık arkadaşlar. Fan açtı, araba geri durdu. Ben o ara çekimi unutmuşum. Dediğim gibi suyu araba soğuduktan sonra tekrar daha kontrol edin. Biraz eksilmiş olabilir. Eksilen yere antifriz koymayı özen gösterin. Böyle bir yarım litre falan antifriz alın. Eksilen yere de onu koyun. Daha iyi olur. Su koysanız olur. Zaten dediğim gibi üstte koyduk. Hatta 2,5 litreydi su. O yüzden ama antifriz koysanız daha iyi olur. Bu kadar arkadaşlar. Zorluğu yok zaten. Su kaçırıp kaçırmadığına bakın tekrardan o vananın. Hortumların. Antifriz koyduğumuz için biraz daha inceleyecektir su. Bazı yerlerden kaçırabilir. Kaçıran yerleri sıkın. Kelepçelerini. Sıkıntı gider arkadaşlar. İşlemimizi tamamladık arkadaşlar. Artık motor suyumuz yeni. Antifriz de yeni. Bir sıkıntı yok. Fanımız da açtı araba. Sadece bu antifriz koyduktan sonra hortumları, kelepçeli bölümlerini takip etmeniz gerekiyor. Özellikle aracı kuru bir yere korsanız hani su falan damlatmış mı altından görebilirsiniz. Bir iki gün kontrol ettikten sonra bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu kadar. Kolay bir konu. Bunu herkes öğrenebilir. Aracının böyle motor bloğunun, araçların sağlığının iyi olması için güzel soğutulması gerekiyor. Özellikle blokların, contanın, hani araba motoru yapılmaması için özellikle conta yani çok yanıyor. Hani motor bir defa açılıyor 200 bine gelmeden. Bunun en önemli etkeni de işte antifrizin yeterli soğutamadığı, yeterli işte deliklere giremediği, tortular oluşması motor içerisinde vesaire vesaire. Yani antifrizi arkadaşlar en kötü senede bir değiştirmemiz gerekiyor. Aracın senede bir belli bakımları var. Yani çok fazla kilometre yapmayan arkadaşlar zaten hani 10 binde bir bakımını yaparken her senede bir antifrizini de değiştirebilir. Fren yağını da değiştirebilir. Yani frenlerin sağlığı fren yağında önemli. Hani basıyorsun freni, ya bu arabanın freni tutmuyor, işte bu arabanın freni kötü. Hayır. Fren yağısı değişmemiş bu aracın. Fren yağı gerçekten frenlemeye çok etkisi var. İşte gaza sen daha çok basıyorsun fren yağı olmadığında. Bu sefer balatan daha çok bitiyor. Yani hepsi kısır bir döngü. Hepsi birbirle alakalı konular. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Motor sıvılar önemli. İşte hidrolik direksiyonun yağısı mesela ki evrede hidrolik direksiyonun yağısını da yenileyeceğiz. Aslında bugün yenileyeceğim ama hidrolik yağım yeterli değildi. Belki çok fazla ihtiyaç kalır, eksik kalmasın diye. Hidrolik yağısını freni şey fren diyorum. Fren de önemli tabii ama onu zaten yeniledik. Disk balata değişimimizde onu da yukarı bir yere atayım, onu da izleyin oradan. Nasıl yenileyeceğimi oradan anlattım. Hidrolik direksiyonun yağısını yenilemenin mantığı da şimdi o kutunun içinde keçeler var. O yağ kullanıldıkça inceliyor ve keçelerden kaçırmaya başlıyor ve bu sefer götürüyorsunuz kutuyu tamire götürüyorsunuz. Onlar keçeyi yeniliyorlar, yağsını yeniliyorlar. Bu sefer kaçırmıyor. Niye? Çünkü yağ yeni, kalın biraz. O keçenin arasına sızmıyor. Yani aslında biz sürekli dikkat etsek direksiyon yağının, özellikle hidrolik direksiyon yağının hidroliğine, bu keçe bozulmayacak ve güzel direksiyonumuz da yumuşacık olacak. Yani bunlar hep birbirinden bağlantılı. Çok fazla uzatmayayım. Bir sonraki videomuzda zaten hidrolik direksiyonun yağısını değiştireceğiz tamamen. Onu anlatacağım. O da kolay bir konu. Lafı da fazla uzatmayayım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.
Yorumlarınızı bekliyorum. Bu üçünü yaptınız diyelim ve kanalıma destek olmanızı istiyorum. Bu yüzden videoyu paylaşmanızı istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Yapacaklara kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hey, yo, Jim, man, won't you...